Chapter 10. Arkadaşlar kitabın son bölümüne vardık. Bu bölümün ismi Erozyon. Where are these rocks? Bu kayalar nerede? Are they on the moon? Bunlar ayda mı? Bakın bunlar ayda mı? No, they are in Kapadokya in Turkey. Hayır, yani bu erozyon denilen mesele etkinlik nerede? Kapadokya, yani Türkiye'deki Kapadokya bölgesinde. They look like sculptures. Yani bu kayalar genellikle böyle heykel gibi dururlar arkadaşlar. But no one made them. Fakat bu kayalar hiç kimse tarafından yapılmıştır. Yani insan, bu kayaların oluşmasında insanların rolü yoktu demek istiyor. Gerçekten. The windy weather made them. Yani bu kayaların oluşumunu sağlayan unsur windy weather, yani rüzgarlı havadır. These rocks are not very hard. Bu kayalar çok fazla sert değillerdir. The wind blows, rüzgar eser on them. Yani the wind blows on them and very slowly change them. Yani bunların üzerinde rüzgar eser ve onları yavaşça değiştirir. Yani onların şekillerini değiştirir. When the weather change earth in this way, yani dünyada böyle bu şekilde mesela hava akımları meydana geldiğinde we call it erosion, yani erosion şeklinde söyleriz. In the Colorado River in the United States, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado Nehri'nin etrafında erosion began about 20 million years ago. Yani 20 milyon yıl önce başlamış erozyon. The river moved over the rock, slowly broke it. Yani kayaların üzerinden, bakın the river moved over the rock, kayaların üzerinden akan bu nehir yavaşça bu kayaları kırmış, aşındırmış anlamında. Sun, cold weather, yani güneş, soğuk hava and wind ve rüzgar broke the rock, bu kayaları parçalamış. All these things made incredible deep valley called the Grand Canyon. İşte bütün bu hareketler, yani bütün bu olanlar arkadaşlar, yani Grand Canyon dediğimiz vadinin inanılmaz bir şekilde oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Wind, rüzgar, rain, yağmur, sun, güneş and snow ve kar. The weather is a part of Earth's story. İşte bütün bu hareketler arkadaşlar dünyanın şekillenmesinin hikayesinin bir parçasıdırlar. Sun and wind make deserts. Mesela güneş ve rüzgar çölleri yapar. Glaciers, yani buzullar, move mountains, yani dağlar arasında akar and make valleys ve vadiler oluşturur. Rain falls on limestone and makes caves. Yani bu yumuşak kayalar üzerinde, limestone denilen yumuşak kayalar üzerinde oluşan yağmur düşer ve mağaralar meydana getirir. The story began millions of years ago. İşte bütün bu hikaye arkadaşlar milyonlarca yıl önce başlamış. And it is still going on ve halen devam etmektedir. What an incredible story it is. İşte ne kadar şaşırtıcı bir hikaye değil mi şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kitap bitti. Bir sonraki kitapta tekrar görüşmek dileğiyle.